Evet sevgili izleyiciler, 102. yıl diyoruz. 102 yıldır o meşaleyi biz taşıyoruz. Kurtuluşun günü dedik aslında. Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün, ateşin yakıldığı, aydınlık geleceğe en büyük adımın atıldığı gün bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Atatürk bağımsızlık meşalesini 19 Mayıs'ta Samsun'dan yaktı. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi 102 yıl önce başladı dedik. Gün boyu zaten hem Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanında nasıl kutlandı 19 Mayıs coşkusunu yansıttık ekranlarımıza. Bugün gençler diyoruz, bayramımızı kutluyoruz bir yandan ama gençlerle konuşacağız tabii. Gençlerin bugün bütün partilerin etkinlikleri de vardı. Hem o etkinliklerden örnekler vererek hem de önümüzdeki sürece dair gençler ne istiyor, ne bekliyor, nelerden şikayetçi. En çok mesela özgürlük diyor gençler, işsizlik, genç işsizlik. İşsizlik ne durumda? Her geçen bu rakamlar her açıklandığında daha da artıyor maalesef. Dolayısıyla bu durumdan nasıl kurtulunur? Bunu konuşacağız. Beyin göçü neden artıyor? Neden umutsuz gençler? Hemen dönelim konuklarımıza. Partilerin gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcıları bizimle birlikte. Gökçe Gökçen, Doğa Şanlıoğlu, Mustafa Gözel. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hem bugün yani bütün partilerin dedik, CHP, Deva Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, herkesin etkinliği vardı. Önemli mesajlar var. Aslında her zaman bu mesajları yansıtıyoruz. Çünkü gençlik artık liderlerin, gençler o kadar gündeminde ki özellikle hep böyle Z kuşağına mesajlar veriliyor. Bu iktidar tarafından da zaman zaman veriliyor bu mesajlar ama gençler artık sorguluyor, tartışıyor. Daha farklı bir boyuta geçti bu iş. Dolayısıyla bu sorgulama durumuna oradan bir başlayalım. Şimdi bugün öncelikle tabii bayrama ilişkin görüşlerinizi alalım. Gökçe Hanım, neler söyleyeceksiniz? Kurtuluşun ilk adımı dedik bugün. Merhabalar. Öncelikle herkese çok selamlar ve iyi yayınlar diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da kutluyorum. Bugün 19 Mayıs. Tabii söylediğiniz gibi çok yoğun programlar içindeyiz. Bütün partiler de aynı durumda ve bir yandan da siyasetin çok ciddi oranda konusu gençlik olmuş durumda ve gençler aynı zamanda sorunlarıyla gündeme geliyorlar ama bu sorunların hepsinin çözümü mümkün zaten birazdan muhtemelen bunları konuşacağız ama ben şimdilik şu kadarını söyleyeyim, umutsuz olacak hiçbir şey yok. Biz birlikte olduğumuz sürece ve gençler olarak aynı sesi örgütlü ve birlikte çıkardığımız sürece Türkiye'de çok hızlı bir değişime öncülük etme gücüne sahibiz. Bunun sonuçlarını biz çok hızlı göreceğiz. İlk seçimleri bekliyoruz bunun için. Ekleme olarak da tabii ki 19 Mayıs ruhuyla bunu yapacağız. Ulusal onurumuzu, ulusal direnişimizi nasıl bundan 102 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde örgütledilerse bu ülkeyi kuranlar, cumhuriyeti ilan edenler, bundan sonra da aynı ruhla mücadelemizi sürdüreceğiz diyorum. Doğa Bey, bugün Deva Partisi'nin de vardı. Hem Ali Babacan zaten dünkü mesajlarında da paylaşmıştı. Dolayısıyla artık bütün liderlerin gündeminde hani gençler diyoruz. Çünkü o kadar çok ki hani oy kullanacak genç. Bütün mesajlar o yöne doğru gidiyor ama en çok öne çıkan ne? Mesajınızla birlikte, hem bayram mesajınızla birlikte buradan başlayalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim Elif Hanım. Öncelikle tüm saygıdeğer vatandaşlarımızı, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Çok özel bir gün gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok çok büyük emekleri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle, saygıyla anıyorum. Benim en büyük ümidim gençlerdedir diyor. Biz de bu ülkenin gençleri olarak aslında ciddi bir çaba içerisindeyiz. Bugün de bizim Anıtkabir'de bir programımız vardı. 81 ilden temsilcilerimizi davet ettik. 81 ilden temsilcilerimizle bir bütün olarak atamızı ziyaret ettikten sonra belli mesajlarımızı vermeye gayret gösterdik. Aslında tabii ilerleyen safhalarda konuşacağız. Z kuşağı ile ilgili birçok tasvirler var ama biz bunun peşinden söyleyelim. Biz Z kuşağı atanımını kabul etmiyoruz.
Tabii bu İbni Haldun'dan, mukaddime eserinden başlıyor, gelir Aristoteles'in söylemlerinden çıkar. Yani daha birçok nokta var ama bunu ilerleyen safhalara bırakayım. Ben tüm Ali Babacan'ın sözü var, hemen onu hatırlatalım burada. Diyor ki sanki yeni bir canlı türü keşfetmişler gibi Z kuşağından bahsediyorlar demişti. Ali Babacan'dan. Bahsettiğiniz zaman aslında biraz da toplumdan uzak olmaktan kaynaklanıyor bu. Yani sahayı gezseniz, insanlarımızı görseniz, ben bir yıldır 70 il gezdim. Yani son bir yıldır pandemi şartlarında. Her ilde de gençlerle bir araya geldik. Deneyimlerimi aktarmak isterim. Ben sözü fazla uzatmadan hem Mustafa Bey'e vermiş olayım, selamlama kısmını uzatmamak için. Teşekkür ederim. Mustafa Bey'e de hemen dönelim. Mustafa Bey, şimdi bu yeni partiler kurulduktan sonra aslında baktık çok fazla genç kesime yani yer verilmiş. Genç yaşta çok partili var. Hem yönetimlerde partilerin teşkilatlarına baktığımızda kadınlar da öne çıkıyor ama gençler çok fazla. Sizin hem bayram mesajınızı alalım hem de bugün yine Gelecek Partisi'nin de vardı etkinliği, toplantılarınız. Ne mesajlar çıkıyor buralardan? Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhabalar ve iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle tabii burada iki mevkidaşımla beraber bir yayındayız. İkisi de genç arkadaşlar. İkisi de genel başkan yardımcısı. Ben de hakeza genç bir genel başkan yardımcısı olarak bu umut verici ve mutluluk verici siyaset adına diye düşünüyorum. Partimizi gençleştirmek çalışıyoruz. Teşkilatlarımızda daha genç isimlere yer vermeye gayret ediyoruz. Bugün çok anlamlı bir gün. 19 Mayıs 1919'da milli mücadele için mihenk taşı sayıldım attı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve milli mücadelenin meşalesini yaktı diyebiliriz bugün. Biz de bugün çeşitli etkinlikler düzenledik. Hem daha öncesinden hazırladığımız çalışmalarda bugün gündeme getirmek istediğimiz gençliğin sorunlarını, problemlerini, bugünün Türkiye'sinde gençlerin bayram kutlayacak mecali kaldı mı kalmadı mı, buna değinmek istedik. Hem de bugün biliyorsunuz sıcak gelişmeler var Türkiye siyasetinde. İşte İçişleri Bakanımızla ilgili bazı iddialar, devletle alakalı bazı iddialar, işte devlet mafya ilişkisi vesaire gibi gündemlerle şu an ülke meşgul. Gençlik Bayramı'ndan ziyade maalesef bu gündemlerle ilgileniyoruz. Dolayısıyla biz bugün bir temiz siyaset partisi gerçekleştirdik. Gazi Meclisimizin, birinci meclisimizin önünde bir açıklaması gerçekleştirerek gençleri temiz siyaset için bir istiklal mücadelesine, temiz bir istiklal için davet ettik. Bu birlik 19 Mayıs'ta başlatılan milli mücadelenin baş kahramanları gençlerdi. Türkiye'nin aydınlık yarınlara ulaşabilmesindeki en önemli lokomotif güç olduğuna ben inanıyorum. Ve hep birlikte hareket edersek zorlu günleri aşacağımıza, özgürlüklerimizi, bağımsızlığımızı... Bağlantı sorunumuz mu? Ben de sözü çok uzatmadan teşekkür ediyorum. Peki. Peki Gökçe Hanım'a hemen döneyim. Şimdi biraz önce Mustafa Gözel dedi ki mafya, işte siyaset ilişkisi, bunları görüyoruz. Aslında gece yarısı işte artık böyle resmi gazeteleri takip ediyor. Yani gazeteciler bunu yapıyor, işte siyasetçiler yapıyor, gençler de yapıyor ama artık. Yani özellikle sosyal medyadan o kadar yakından takip ediliyor ki. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençler nasıl bakıyor bu tartışmalara sizce? Yani bir fikir oluşuyor da işte ona göre mi hareket ediyorlar? Mesela işte önümüzde olası bir seçim olduğunda ya da geçmişle bugünü aslında daha çok kıyaslamaya başladı herkes, farkındayız çünkü hani sosyal medyadan da görüyoruz. Bu konuyla bir başlayalım. Mafya, siyaset, bürokrasi, buyurun. Bir ses problemi var. Gökçe Hanım, bir kontrol eder misiniz mikrofonunuzu? Şimdi geliyor mu sesin? Evet, geliyor. Buyurun baştan söyleyin. Başlangıcını duyamadık çünkü. Özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bahsettiğim
bahsettiğimiz gençler aslında Türkiye'nin o hep anlatılan 90'larını veya daha öncesini yaşamamış veya bunları çok yakından hatırlamayan gençler, sonradan dinleyerek öğrenen gençler. Aynı zamanda aynı gençlerde apolitiklikle itham edilen gençler. Ama buna rağmen bu gençlerin aslında bizim yaş gruplarımızın çoğunlukla geceleri resmi gazete takip ettiğini, liseli öğrencilerin bakanlıkların genelgesini takip ettiklerini görüyoruz. Bizim bir yandan bakıyoruz, Avrupa'daki yaşıtlarımız dün mesela Eurovision'un yarı finali vardı. Onlar onu takip edip kendi ülkelerini desteklerken bizimkiler, yani bir yandan Azerbaycan'ı mı desteklesek yoksa işte hani takip etsek bir şekilde, yoksa mafya devlet ilişkilerini mi takip etsek der hale geldi. Gençler bir parti şunu söylüyor, ben de o zaman o partiliyim, %100 arkasındayım diye bakmıyor artık. Veya ben, ailem bana bunu söyledi, ailemin siyasi görüşü budur veya benim kimliğim, geçmişim, soyum budur diyerek siyasi görüşlerini belirlemiyor. Veya bu olayları takip etmeyeceğini buna göre belirlemiyor. Bu dönemki kuşağın, ben de bu Z kuşağı çok popüler bir şey oldu ama yani Z kuşağı diye de insanları var, milyonlarca kişiyi aslında kendi görüşleri olan, birbirinden farklılıkları da olan, farklı görüşlerde de bir araya gelme becerisi olan büyük bir kitleyi de alıp tek bir kefeye koyup tek bir kavramla da tanımlamayı ben de yanlış buluyorum. Ama bu doğum yılı itibariyle özellikle 2000 ve sonrası doğanların da bir yandan çok daha farklılıklarla birlikte bir arada olup kimlikleri veya o kutuplaştırma ikliminden kopup tartışabildiğini, birbirlerine karşı kendini ifade edebildiklerini görüyoruz. Gençler o yüzden bize bu miras bırakılan çok kirli siyasetin hem ne olduğu bu videolarla tekrar keşfetmiş oldu. Çünkü kendileri yaşamamışlardı. Biz yaşamamıştık o dönemi ya da hatırlamıyoruz. Çünkü. Ama şimdi görüyoruz ki Cumhur İttifakı aslında iki partili bir ittifak değilmiş. Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve mafya üçgeninden oluşan bir ittifakmış. Bugün gördüğümüz, dün gece itibariyle de tekrar tescillenen. Şimdi burada artık yani medya, yani gazeteciler de, hatta biz sadece işte mafya, siyaset, bürokrasi demişiz ama gazetecileri de işte dünkü gördük o ortaya çıkan videoları da. Doğa Bey'e hemen dönmek istiyorum. Doğa Bey, sizce nasıl değerlendiriyor? Yani gençler, hani biz işsizliği konuşuyoruz elbette, işte sorunları masaya yatırıyoruz ama ülke gündemi bu, ama onlar tabii ki de geride kalmıyor ama ne demek gerekiyor şimdi? Hal böyle olunca bir taraftan aslında eğitimi konuşurken, eğitimdeki sorunları, üniversiteler ne durumda, biz bunları konuşurken bir anda gündem bu hale dönüşüyor. O zaman gençlerin tepkisi nasıl oluyor? Bu Z kuşağı ile birlikte biraz siz onu çok kabul etmiyorsunuz da Z kuşağı ifadesini nasıl yönde olur yani tercihleri mesela? Buyurun. Elif Hanım, aslında sorduğunuz soru da şu ekranda gösterilen videolarda aslında şunun bir cevabı. Türkiye'de gençler neden siyasete girmiyor? İşte tam da bu yüzden gerçekten siyasete girmek istemiyorlar. Şimdi şöyle ifade etmekte fayda var. Özellikle Türkiye'de çok ciddi kaliteli insan kaynağımız, çok ciddi kaliteli kadınlarımız, çok ciddi gençlerimiz siyasete girmekten imtina ediyor. Sebebi, siyaseti kirli buluyorlar. Şimdi neden siyaseti kirli buluyorlar? İşte sizin verdiğiniz sorular bunları çok net gösteriyor. Cenap Şahabettin şiirinde diyor ya, her türlü temizlik çok çok kıymetlidir ve nezaket ister iskarpin giysin, ister çarık bastığı yeri kirletmez diye. Şimdi bunlar hep bastıkları yerleri kirletiyorlar ve gençlerimizi, kadınlarımızı, bu ülkenin doğru insan kaynaklarını siyasete girmekten vazgeçiriyorlar. Şimdi bir Yozgat'ta yaptığımız bir gençlik buluşmasında bir gencimiz şöyle demişti bana. 20 yıl önceki dünyada yaşamıyoruz. Dünya değişiyor ama siyasetçiler değişmiyor. Böyle olduğu için siyasetçilerden farklı şeyler konuşuyoruz. Şimdi farklı şeyler konuşunca da bu Z kuşağıyla siz bir türlü, siz de tanımadığınız için ifade ediyorum, bir araya gelemiyorsunuz. Şimdi bu Z kuşağı tanımı aslında İbn Haldun'un mukaddime eserinden başlıyor. Aristoteles M.Ö. 350 yılında diyor ki, gençler diyor çok sabırsız. Gençler diyor artık öğretmenlerin sözünü dinlemiyor. Ya bunu 2400 yıl önce de söylüyorum. Yani hala meseleler aynı meseleler. Aslında burada önemli olan bu jenerasyonu, yeni jenerasyon daha doğru bir ifade olabilir, bu jenerasyonu çok iyi yetiştirmek gerekiyor.
ki böyle sorunları daha da konuşmayalım. Yani Türkiye'nin meseleleri 20 yıldır, 50 yıldır belki sabit, stabil. Arada bir düzeliyor, arada bir tekrar geçiyor vesaire. Şimdi ben niye Z kuşağı tanımını doğrulmadığımı da şöyle ifade edeyim. Şimdi Hakkari'de bir gençlik buluşması yapıyorsunuz. 25 kişi katılıyor, 24'ü işsiz oluyor. Kocaeli'de bir buluşma yapıyorsunuz, hepsi iş sahibi oluyor. Hatta bazıları işveren oluyor, diyor ki işçi bulamıyoruz diyor. Allah Allah diyorsun, bu kadar işsiz var. E diyor ki ben bir tane mühendis iş ilanı açıyorum, 5000 kişi başvuruyor diyor. Bir tane işçi ilanı açıyorum diyor, sıfır başvuru var diyor. E diyor ki sonra gençler iş beğenmiyor söylemi. O da doğru değil. Şimdi sen adamı mühendis olarak yetiştiriyorsun. O kadar üniversite açıyorsun. Bu üniversiteleri işletiyorsun. Mühendis diploması veriyorsun. Akabinde de diyorsun ki işçi olarak çalış. E bu sefer de onu kabul etmiyor. Ciddi bir plansızlık hakim. Maalesef bunu toparlamak çok çok elzem. Yani belki biraz farklı bir konu ama bunlar kesin çözümler. Yoksa biz 20 yılda 50 yılda da gene aynı problemleri yaşarız. Bu Alibaba ve Tencent'in kurucusu Jack Ma diyor ki aslında diyor sizi diplomalar herhangi bir işe sokmaz. O diplomalar sadece sizin o süre zarfında okula gittiğinizi, derslere girdiğinizi, okulun ücreti varsa onu ödediğinizi, devlete bir harcınız varsa onu ödediğinizi gösteren bir faturadır diyor. Şimdi böyle bir dünyada biz gerçekten dünya yakalamamız çok çok elzem. Dünya kripto parayı konuşuyor, blok zinciri konuşuyor, dünya şu an paya dayalı kitlesel fonlamayı konuşuyor. Çok enteresan noktalar var. Biz hala dönüp dolaşıp aynı yerlere geri geliyoruz. Bunu da aslında level atlatacak, seviye atlatacak da işte buradaki gençler. Biz bunları birlikte yapabiliriz ancak. Çünkü o benim ümidim gençliktedir ki gençlik bu gençlik olmalı. Dünyayı 2021 yılına hazırlamalı. Hatta biz öncü olmalıyız. Şimdi meslektaşım da var burada, Gökçen'in meslektaşım. Biz hukuk ihracatı yapmalıyız diyorum. Çünkü bu dünyadaki yeni teknolojileri önce biz çıkaralım, biz araştıralım, biz yapalım, dünya bizden kopyalasın. Biz bunları sağlamadıkça, biz bunları yapmadıkça mafya devlet ilişkisinde işte bir artar, bir eksilir. Ama hep aynı şeyleri konuşuruz. Yani bunlar da gerçekten hakaretin sonu gelmiyor. Yani ben mi daha çok edeceğim, sen mi daha çok edeceksin, kimin siniri daha çok artacak? E böyle olunca da durum bu oluyor açıkçası. Umarım bunu, bu nezaket dilini bizler sağlayacağız. Huzuru, barışı tekrar bizler oluşturacağız. Daha çok söylenecek çok şey var. Yani evet. Green Card meselesinde söylenenler var. Sözü ben burada tamamlayayım. Tekrar söz hakkı verirseniz de ifade etmekten tabii. Zevk duyuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Green Card dediniz gerçekten öyle. Hani o kadar çok başvurular artmış ki. Mesela iki gençten biri mutsuz ve umutsuz hatta. Göç videoları rekor kırıyormuş örneğin. İşte bu yurt dışına gidip de böyle YouTube'da falan işte nasıl göç ettik hikayelerini paylaşılan o videolar gerçekten rekor kırıyormuş. İnsanlar hani onu izleyerek hangi yollarla nasıl gidilir bunun çaresine bakıyor. Özellikle tabii gençler bunu yapıyor. Gençler başta olmak üzere. Mustafa Bey neden bu kadar gitmek istiyor gençler sizce? Yani hem şimdi biraz önce o videolardan örnekler de verdik. Bizim gündemimiz Türkiye'de çok başka. Ama gençlerin aslında talepleri çok çok başka. Gençler işte umut bekliyorlar, iş bekliyorlar. Ama iş konusuna gelince mesela deniyor ki her iş torpilliye gidiyor. Diyor ki bir tane gencin ben hikayesini okudum. Diyor ki fırsatım oldu yurt dışına yerleştim. Almanya'da yazılımcı ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir programda İşte şu kadar parayla yazılım kursunu devlet desteğiyle ücretsiz alıyorum. Ama Türkiye'de olsam diyor, klasik o zincir marketlerden birini örnek vermiş. Orada kasiyer olabilmek için bile torpil aramam gerekecekti. Hal böyle. Bir taraftan bu olunca da hem liyakat ortaya çıkıyor. İşte hem özgüven hem güven, daha doğrusu güvensizlik oluşuyor öyle diyelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani bir tarafta sebepler var, bir tarafta sonuçlar. Aslında birkaç yıldır sonuçları hep birlikte görüyorduk işte. İşsizlik rakamları, intihar eden gençlerimiz maalesef. Hala her gün bunlarla alakalı gündemleri yaşıyoruz. Ama bir taraftan da sebepleri irdelemek lazım derken gündem aslında sebeplerin bazılarını aşikar etmeye başladı. İşte son haftadır tartıştığımız şey siyaset-mafya ilişkisi. Siyaset para ilişkisini hep tartışıyoruz. Siyaset medya ilişkisini hep tartışıyoruz. Bu ilişkilerin
gitgide karanlıklaşması, gitgide mide bulandırıcı bir hal alması aslında bu sonuçların doğmasına sebep olan şeyler. Yani ülke bariz bir şekilde yönetilemiyor. Ülkemizin en büyük problemi şu anda ne ekonomi, ne işsizlik, ne de başka şeyler. Ülkemizin en temel problemi çarpık bir sistemle yönetilmeye çalışılması ve fakat yönetilememesi. Dolayısıyla nereden nereye diye bir meşhur laf vardır ya, nereden nereye? Yani Türkiye, ben hatırlıyorum, ben 20'li yaşlarda bundan 5-6 sene öncesinde, 7 sene öncesinde belki, özellikle çevre ülkelerdeki gençlerin göç etmek istedikleri, işe girmek istedikleri, yaşamak istedikleri cazip bir ülkeydi. Yani özellikle kültürel bağı olan, inanç bağı olan ülkelerden gençlerin hayali bir ülke olarak görünüyorduk Türkiye olarak. Şimdi bahsettiğiniz acı gerçek, Türk gençlerinin yurt dışına gitmek istemesi, Avrupa'ya gitmek istemesi, çeşitli ülkelere iltica etmek istemesi, göç etmek istemesi. Şimdi nereden nereye gelindi 3-4 senede? Bunun elbette ki bir sebebi olacak, bir sebebi olmalı. Bu gençler durduk yere bu noktaya gelmediler. İşte sebeplerini irdelediğimizde de şu an nasıl yönetildiğimizi veya nasıl yönetilemediğimizi ortaya koyan bir takım argümanları görüyoruz. Gençlerin hukuka, adalet sistemine bir güveni kalmadı. Gençler eğitim sisteminden kesinlikle hoşnut değiller ve sonuna kadar haklılar. Çünkü hem kaliteli bir eğitim alamıyorlar, hem eğitimde fırsat eşitliğinden çok uzak bir sistem şu anda günümüzde mevcut Türkiye'de, hem de eğitim aldıkları alanda iş istihdamı bulamıyorlar. İşveren de aynı şekilde az önce Doğa Bey'in de söylediği gibi kendisine yetişmiş eleman bulamayabiliyor. Çünkü eğitim sistemimiz yerinde değil, doğru ilerlemiyor. Bunun öte yandan para siyaset ilişkisinden kıskaca düşmüş bir ülke halindeyiz. Yani şu anda işte şehir hastaneleri, yap işlet devlet modelleri, köprüler, otoyollar vesaire, herkesin bildiği konuların yanı sıra en küçük organından, yani bir belediyeden, bir ilçe belediyesinden en büyük bir bakanlığa kadar yolsuzluk haberlerini her gün takip ediyoruz. Yani gençlerin gündeminde yer alıyor mu peki mesela bunlar? Tabii ki yer alıyor. Gençler bunu elbette ki takip ediyor. Yani gençler zannetmeyin ki ülkeden, gündemden uzaklar. Sadece ben aynı zamanda klinik psikoloğum meslek olarak. Sadece görmek istemiyorlar, ilgilenmek istemiyorlar. Konforlu bir alan değil. Yani siyasetle ilgilenen bir gencin gerçekten şakakları zonklaması lazım. Psikolojisi bozulur siyasetle ilgilenen bir gencin. O yüzden üstünü örtmek istiyor, başka alanlara kaymak istiyor gençler. Ben de aynı şekilde daha gibi o popüler konulardan uzağım ve bilimsellikten de uzak olduğunu düşünüyorum. Yani yaş aralıklarının gençlerdeki belki sosyokültürel sınıfların, ekonomik sınıfların, yaş aralıklarının işte karar verme, yaşam tarzında vesaire etkisi olabilir. Fakat binlerce yıldır genç gençtir. Hep benzer özellikleri gösterirler. O yüzden o kavramlara ben de çok yakın değilim. Bunu da daha önce birçok programda dile getirme şansım olmuştu. Uzayda bir gençlik yok. Yani Türkiye'de hep birlikte yaşıyoruz. Gençler onları siz diye nitelendirilmesinden de hoşlanmıyorlar. Bunu da çeşitli buluşmalarda genç arkadaşlarımız dile getirmişti. O yüzden ben hep biz kelimesini kullanmak istiyorum. Biz gençler olarak Türkiye gündemini aslında yakinen takip ediyoruz. Bütün sorunların farkındayız. Ama birçoğu şunu tercih ediyor. Ben siyasetle ilgilenmeyeyim. Ben ülke gündemiyle ilgilenmeyeyim. Bu konuları değişmeyeyim. Çünkü bu konuları düşünmeye başladığım zaman işin içinden çıkamıyorum. Kaygım artıyor. Geleceğe olan umudum azalıyor, yok oluyor. Dolayısıyla farklı alanlara kaymak istiyorlar. Ne kadar başarabiliyorlar. Bunu aslında bunu da sorgulamak gerekiyor. Bunu da sorgulamak gerekiyor. Çünkü neden? Siz diyorsunuz ki işte ben siyasetle ilgilenmeyeyim. Biraz önce Doğa Bey dedi ki o bu fotoğrafa bakınca dedi işte siyasetin niye gençlerin yönelmediği açıkça ortaya çıkıyor dedi. Gökçe Hanım'a hemen soracağım. Gökçe Hanım şimdi dedi ki Mustafa Bey işte ben o tartışmalara katılmak istemiyorum, siyasetten uzak duruyorum. Böyle ifadelerin kullanıldığı bir ülkede bugün sizin basın toplantınızda da bu vardı zaten. Bir beka sorunu dediniz mesela, yani beka sorunu aramaya gerek yok dediniz. Oradan devam edelim o zaman. Kesinlikle ben şunu savunuyorum. Türkiye'de yaşamak isteyen, Türkiye'de Türkiye'ye bir katkı sunmak isteyen, burada çalışmak isteyen, ailesi, sevdikleri burada olan birçok arkadaşımız, yani bizim tanıdığımız arkadaş çevremizden de çok var.
çalışmalarda da tam olarak aynısını görüyoruz. Yani sanmayın ki böyle bir hani Avrupa özentisi halinde buradan hiç hoşlanmayan, burayı küçük gören insanlar kalkıp gidiyor. Hiç zannetmeyin. Alakası bile yok. Sorun zaten burada. Türkiye'de kalmak isteyen genç burada kendine bir gelecek göremiyor. Aslında temel sorunumuz bu. Genç Türkiye'de ben okursam, çalışırsam, çalıştıktan sonra da çaba gösterirsem bu iş yaşamında başarılı olurum ve iyi bir hayat standardım olabilir. Bir aile kurabilirim, çocuklarım olabilir, çocuklarıma iyi eğitim aldırabilirim. Burada ben geleceğimi hayal edebiliyorum diye düşünmüyor artık. Önceki kuşaklardan bizim farkımız bu işte. Önceki kuşaklarda, bugün de bir rapor yayınlandı, onu şey yapacağım, takip edeceğim, henüz fırsatım olmadı ama önceki kuşaklardan daha eğitimliyiz ama önceki kuşaklardan daha yoksunuz. Bu çelişkiyi çözmediğimiz sürece Türkiye'nin temel beka meselesini çözemeyiz. Bu birincisi. Yani burada hem işsizlik sorunu var ama çalışan insanın da, çalışan gencin de güvencesizlik ve uçurumun kenarında hissetme kendini. Öyle bir hali var. Bu böyle bir sorunumuz var. İkincisi de özgürlükler. Türkiye'de artık bir gencin, ben şunu söylersem başıma bu gelir, ben bu konuyla ilgilenirsem, ben siyasete katılırsam hapse girer miyim diye bana soru soran gençleri görmekten o kadar üzülüyorum ki. Çünkü görüyorlar, yani siyasette olan gençlerin hepsini tek tek ne kadar davayla uğraştığımı hepsi görüyor. Bütün arkadaşlarımız görüyorlar. Bu iki meseleyi çözmediğimiz sürece Türkiye'de gençleri tutamayız. Zaten biz kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız. Türkiye'de gençlerin hayal kurabileceklerini, hayal kurabilecekleri, yaşayabilecekleri ve insanca yaşayabilecekleri bir düzeni inşa etmek zorundayız. Aslında beka meselesi Türkiye'nin geleceği ve bugününe dair en büyük sorunlar. Sorunların temelinde bu var. Çünkü çok zengin bir kaynağımızı, çok yüksek potansiyelli bir kaynağımızı şu an tamamen kaybediyor haldeyiz ve ben bu sebepten dolayı çok üzgünüm. Yani biz o kadar fazla bu Türkiye'yi seve seve terk eden, yani gözyaşlarıyla terk eden insanların, açın YouTube'da videolarını izleyin. Ben devlet okullarında iyi eğitim aldım. Kalktım şimdi İsveç'te yaşıyorum ama benim Türkiye'ye de bir borcum var. Kendim hep bu aradalıkla yaşıyorum hayatımı. Evet, burada standartlarım iyi ama çok da emin olamıyorum diye duygusallaşan, gözleri dolu dolu videolar çeken arkadaşlar var. O yüzden asıl beka meselesi. Şimdi bilerek, yani şöyle bilerek demeyelim ama yani sanki böyle işte ufku genişlemesin, işte çok fazla bir şey bilmeyelim, öyle bir toplum mu yaratılmak isteniyor bir yandan da? Yani bugünün gençleri, geleceğin büyükleri, böyle bir toplum mu yaratılmaya çalışılıyor? Sanki işte bir şeyler düzeltilmiyor, elde imkanlar olduğu halde de düzeltilmiyor ama. Yani bu sadece örneğin Boğaziçi meselesinde, mesela Boğaziçi olaylarında, yani o kadar imkansızlaştırıldı ki her şey, bir taraftan üst üste baskı olduğu, işte tartışmalar, kavgalar, biz dünyaya gitmek istiyoruz, dünyanın diğer ülkelerine gitmek istiyoruz ama dünya da bizi izliyor, işte maalesef böyle de bir durumdayız. Hem bunu Gökçen'e birazdan soracağım ama Doğa Bey, şimdi bütün bunların altında yatan sebep, siyasetçiler hep diyor ki sistem. Sistem burada çok sorgulanıyor elbette bu noktada. Peki gençlere göre de sistem sorunu var mı sizce Türkiye'de? Şimdi Elif Hanım, aslında sorunuza subjektif değil objektif cevaplar vereyim. Şöyle. Peki. Şimdi gençlerimiz niye gidiyor? Şimdi bir gencin başka bir ülkeye gitmesi için ona şöyle sahiplere ihtiyacı vardır. O ülkede daha çok değer görmeye, daha çok özgürlük ortamı varsa oraya gitmek ister. Buna da biz vatandaşlık değeri diyoruz. Yani o onun vatandaşlığını almak ister. Şimdi gelelim Türkiye'deki vatandaşlığa. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı eskiden nasıl alınırdı? Bilenlerimiz bilir. Çok zordu. Çok ciddi kotasyon kuralları vardı. Çok ciddi kültürel sınavlar vardı. Sonra ne oldu? Mevzuat dediler ki 1 milyon dolarlık yatırım yapanlara vatandaşlık verilebilir dendi. Hatırlarsınız. Sonra bir gece kararname çıktı. Biliyorsunuz meşhur bir günde yapılan. 1/4'üne düştü rakam. Elif Hanım. 1 milyon dolardan 250 bin dolara düştü. Dediler ki ya gel 250 bin dolarlık gayrimenkul al burada. Ya da gel 500 bin dolarlık mevduat hesabı koy, yatırım da yapma, 3 yıl burada paranı tut, sonra geri çekebilirsin, sana vatandaşlık vereceğim. Sonra ne oldu? Uçaklara binerken önünüze dergiler olur, tabii pandemi de yok ama açardınız, işte Türkiye'ye yatırım yapma kısımları olur orada. Orada inşaat şirketlerinin reklamları var.
şunlar vardı. 3 artı 1 fiyat bu, pasaport hediye. Bunları görmüşsünüzdür. Şimdi Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığı bir promosyon ürünü müdür? Şimdi bunu sormak lazım. Ben objektif soruyorum. Hani subjektif kısımlara girmiyorum. Şimdi senin bir ülkenin vatandaşlığını promosyon ürünü haline getirirsen sonuç maalesef bu olur. He, bunu tekrar geriye getirmek mümkün mü? Elbette mümkün. İşte buna odaklanmak lazım. O da nasıl olur? Şimdi genç işsizlik dedik. Adalet sistemine güven dedik. Eğitim dedik. Ama şöyle bir gerçek var Elif Hanım. Ülkemizde ya da herhangi bir ülkede genç girişimcileriniz ne kadar güçlü olursa ülkenizin de dünyada o kadar çok sesi çıkar. Bakın bu çok önemli. Yani sen genç girişimcilere yatırım yaparsan, onu büyütürsen o ülkenin sesi çok çıkar. Şimdi ülkesinin sesi çok çıkan ya da daha domine eden ülkeleri düşünün. Sonra onların şirketlerini düşünün. Bu sizde bir korelasyon yaratır. Şimdi bizde unicorn çıktı. Peak Games, Getir. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum. İsimlerini ondan vermeyelim de evet. Çok özür dilerim. Yani hepsini tebrik ediyorum. Tüm çıkan, yeni çıkacaklara da tebrik ediyorum. Ancak Decacorn'larımız hiç çıkmadı. Hektacorn'u duydunuz mu? Hiç çıkmadı Türkiye'de. Biri 1 milyar dolarlık Unicorn, 10 milyar dolarlık Decacorn. Mesela Endonezya çıkarttı. Hiç bunu duymuş muydunuz? Endonezya 10 milyar dolarlık şirket çıkarttı. Şimdi bunları nasıl sağlayacağız? Sizin bu söyledikleriniz böyle o kadar uzak gibi geliyor ki şu anda. Hayır, hani biz siz hiç böyle çok boyut atlayarak böyle. Hayır, biz oysa ki daha o birinci basamaktaki o sorunları geçememiş haldeyiz. Gerçekten böyle yok, bir durum bunlar, oldu şimdi. Bunlar çok kolay meseleler. Bakın şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin dış kaynağı bile ihtiyacı yok. Geri gelirse iç kaynaktan da bunu halleder. Şu an Türkiye'de politika faizi, yani banka faizi %19. Bu gittiğiniz zaman, kredi çekmeye başladığınız zaman daha da yukarıya çıkıyor. Şimdi bu ülkede yatırım yapabilir misin? Yapamazsın. Paranı park etmiş vaziyette durursun. Çok yeni başlıyor. Güven de var aynı zamanda. Güveni de ekleyelim. Mesela efendim? Güvenmiyoruz diyorlar. Yani güvenip de yatırım da yapmayız diyen de var. Evet. İlişkisi. Sebep sonuca bağlanıyor. Şunu ifade edeyim. Dibimizdeki ülkelerde 50 yıllık tahvil piyasası eksi faizde Elif Hanım. Bakın biz bazen unutuyoruz ve biz bunlara çok yakındık. 12.500 dolarları gördü bu ülke. Kişi başına evet. Yani bunlara dönmek çok çok basit. Hani inanın size zor gelmesin. Bunları sağlamak yani bir hamlelik iş. Hani bizim orada genel başkanımız bunu çok çok sıklıkla defaatle dile getiriyor. Bir anlık iş. Sen dersen ki yargına, arkadaşlar özgür karar alacaksın. Arkadaşlar hiçbir yerden gelen talimata uymayacaksın. Savcılarımız, isminiz Cumhuriyet Savcısı. Yani isminiz Cumhuriyet Savcısı. Mesela hakime Cumhuriyet Hakimi denmez. Ama savcıya Cumhuriyet Savcısı denir. Siz Cumhuriyet Savcısınız, özgürsünüz, devam edin. Hukukta hakkaniyeti ne biliyorsanız onu yapın dersiniz. Senin kendi iç yatırımcın tekrar yatırıma döner, istihdamı arttırır. Bak bakalım çözülüyor mu çözülmüyor mu? Çok uzun değil, çok kısa meseleler. Ben peki, böyle görüyorum en azından. Peki, hemen Mustafa Bey'e de şunu soralım o zaman. Şimdi bu kadar hani çok çabuk çözülebilecek durumlardan bahsetti Doğa Bey ama bir kuşak var ki sadece bu iktidarı gördü. Yani şimdi o oy kullanacak olan kuşak. Başka kimseyi görmedi. O doğduklarından itibaren işte şimdi 18 yaşındaki gençler oy kullanacağı vakit sadece bu iktidarla. Bir inanç da tabii, sorgulama da var. Geçmişte bugün ne kadar kıyaslanıyor bilemiyoruz. Hani geçmişi izliyorlar mı? Siyasetçiler eskiden ne yapardı? Bu kadar detaylara iniyorlar mı bilemiyoruz ama galiba bir farkındalık da oluştu. Bu kuşağa ne mesaj vermek gerekiyor? Yani hep bir şey gördüler. Hep aynı insanları, aynı yapıyı gördüler. Yani şöyle bir problem var. Ben ekonomik verilerin, ülke ekonomisinin, rakamlarla ilgili olan meselelerin, matematiksel meselelerin hızlı çözülebileceğine inanıyorum. Bugün iyi bir ekonomi yönetimiyle Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik olarak toparlanabilir belki. Belki bu rakamlar düzelebilir. Belki işsizlik oranları azalabilir. Belki ülkemizdeki milli gelir artabilir, ihracat artabilir vesaire. Fakat sosyolojik ve psikolojik meselelerin çözümü bu kadar hızlı olmuyor maalesef. Yani burada yaşanılan yıkımların kuşaklarla süre gelen bir etkisi maalesef gerçekleşiyor. Yani 80'lerde o genç kuşağın yaşadığı şeylerin etkisinin Türkiye'de hala çözülemediğini görüyoruz. Özellikle siyaset alanında, politika alanında çözülemediğini görüyoruz. Bugün maalesef öyle kırılımlar yaşıyoruz ki, gençler öyle şeylere maruz kalıyor ki, belki bunun etkisini
çok ilerleyen yıllarda esas olarak anlayabileceğiz. Belki sosyologlar bunları inceleyecekler ve o dönemde yaşanan şeyler bize ne kadar yıkıcı etkiler bırakmış diyecekler. Şimdi bir siyasi, yani devleti yönetenler diye bir kadro var gençlerin önünde. İşte dediğiniz gibi yıllardır aynı parti yönetiyor fakat kadrolar değişti. Yani özellikle 3-4 senedir yöneten kadrolar enteresan bir model sunuyorlar Türkiye'ye. Yani siyasetçi dediğiniz öncüdür, önderdir, liderdir. Aynı zamanda rol modeldir. Gençlerin ona bakıp kendisine bir ufuk çizeceği kişiler olmalıdır. Fakat bakıyoruz siyasi figürlere, siyasi tartışmalara, üsluba, usule bakıyoruz. İşte bir taraftan Sayın Perinçek, bir taraftan Sayın Bahçeli, bir taraftan Sayın Erdoğan. İşte Twitter'dan, Instagram'dan istifa eden bakanlar filan. Yani devletin ciddiyetini bir kenara bırakın. Oturduğu koltuğun ağırlığını taşıyamayan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bunları gören gençler, bırakın bunları rol model almayı, ben bu insan gibi olmamalıyım diye bir yere oturtmak zorunda kalıyor siyaseti. Siyasetten ve siyasetçiden umudunu yitiren gençler ülke yönetiminden umudunu yitiriyor. Ülke yönetiminden umudunu yitiren gençler ülkeden umudunu yitirmeye başlıyorlar ve arayış başlıyor, kaçış başlıyor. Bu sosyolojik kırılımın ne kadar zamanda toparlanabileceği maalesef çok iyimser değilim ben bu konuda. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Derhalen ve acilen bu sistemin, bu yönetim sisteminin, bu hükümetin, bu siyasetçilerin değişmesi gerekiyor. Biz defaatle dile getirdiğimiz gibi yine buradan tekrar söylüyorum. Ülkenin çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde erken seçime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu erken seçimin neticesinde iktidarın mutlak surette değişeceğini düşünüyorum. Ve biz revize etmeye, düzeltmeye, restore etmeye başlamak için bile geç kaldığımızı, çok çok geç kaldığımızı düşünüyorum. Eğer biz bugünün gençlerini biraz olsun kurtarabilmek istiyorsak, bugünün çocuklarının gençlik çağına geldiklerinde bu kuşağın yaşadığı sıkıntıları yaşamamasını istiyorsak, acilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, mevcut siyasi partilerin, mevcut siyasetçilerin A'dan Z'ye devlet mimarisini, bu karanlık ilişkileri, bu çarpık ilişkileri sürdüren bürokratların, siyasetçilerin, iş adamlarının tasfiye edilmesi gerekiyor. Acilen temiz siyasetin gelmesi gerekiyor. Biz parti olarak biliyorsunuz temiz siyaset belgesi açıkladık. Geçmiş dönemde başbakanlığı döneminde Sayın Davutoğlu'nun çıkarmak istediği ve belki de başbakanlığına mal olan politikalardan bir tanesiydi temiz siyaset politikası. Acilen Türkiye'nin temiz siyasetle tanışması gerekiyor. Artık bu kara düzenin, bu belki 90'larda gördüğümüz, sonra 2000'lerin başında biraz toparladığını, düzeldiğini, artık gelmeyeceğini düşündüğümüz fakat 2017-2018'den itibaren şu anda tekrar ayyuka çıkarak, kamuoyuna da yansıyarak gördüğümüz bu kara düzenin, bu kirli ilişkilerin, bu perde arkasında dönen oyunların siyasetten uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmazsa Türkiye rol model bir ülke olmaktan zaten çıktık da aman aman uzak durun denilen bir ülke haline gelecek maalesef ve Türk gençliği bunu hak etmiyor. Bu siyasetçilerin söylemlerinde mesela işte İslami söylemler, bütün bunlar artık, yani bunlar gençlerin gündeminde oluyor mu mesela, verilen böyle mesajlar? Sadece soğutuyor. Yani şunu söyleyebilirim. Gençler dediğim gibi uzayda yaşamıyorlar. Türkiye'de yaşıyor. Her şeyin farkındalar. Ülkenin nereye gittiğinin, nasıl yönetildiğinin, bu insanların neler yaptıklarının, arka planda neler döndüğünün gençler farkında. Gençler bilgiye çok hızlı erişebiliyor. Elin altında telefonlar, internetler vesaire. Bir taraftan hamasi söylemler söyleyeceksiniz. Bir taraftan işte milliyetçilikten dem vuracaksınız, dinden dem vuracaksınız, İslam'dan dem vuracaksınız. Bir taraftan bunun tam tersi işler. Her gün kulak yiyeceksiniz, her gün hakaret edeceksiniz. Nezaketten uzak, paylaşımdan uzak, istişareden uzak bir yönetim tarzını benimseyeceksiniz. Yani çok net bir örnek vereyim. Şimdi Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan Türklüğe ne kadar vurgu yaparsa yapsın, sizce Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne hiçbir ses çıkarmadıkları bir gündem içerisinde bu Türklüğe vurgunun gençlerde yansıması ne olur? Ancak yalancı pozisyonuna düşüyorlar ve düşmeye devam edecekler. İşte dün Mısır'da farklı bir görüşümüz varken, bugün aynı zulüm devam ederken hiçbir buradaki dindaşlarımıza karşı açıklama yapamayan bir hükümetin İslam'la, ümmetle, İslam kardeşliğiyle alakalı söylemlerinin ne kadar inandırıcılığı olabilir? Her gün bir yolsuzluk, her gün bir karanlık ilişki ortaya çıkarken bu insanların dindarlıkla,
dini bir yaşam tarzıyla alakalı hamasi söylemleri ne kadar sempatik gelebilir? Aksine gençlerimizi soğutan bir unsur haline gelmiş. Kamuoyu araştırmaları ortada. Yani maalesef siyasal iktidarın son birkaç senedir tutunduğu, yani bir tavrı ve aslında tarzı, söylemleri belli bir genç kesimi dinden de soğutuyor, inançtan da soğutuyor, milliyetten, kendi kimliğinden de soğutuyor, aidiyet hissinden uzaklaştırıyor. Bunlar işte hep sosyolojik kırılımlar ve bu depremlerin altında ezilmek üzereyiz maalesef. İşte bunun düzelmesi zaman alır diyorsunuz. Kesinlikle. Siz bu inancın yeniden yerine gelmesi. Gökçe Hanım, aslında Mustafa Bey'in bıraktığı yerden devam edelim. Şimdi soğudu diyor ya gençler. Yani gerçekten o söylemlere baktığımızda da her dedilen ters tepmeye başladı artık. Mesela işte başörtüsü meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Gündeminde mi mesela üniversite öğrencinin? Örneğin biz Boğaziçi eylemlerinde gördük işte, yani hani başörtülü başörtüsüz hiç fark etmiyor. Yani işte kolunda dövmesi olanla işte başörtülü iki arkadaş aynı şekilde aynı şeyi savunuyorlardı orada. Hak mücadelesi veriliyordu. Bunları geçmedik mi artık aslında? Hala zaman zaman ısıtılıp getiriliyordu, o yüzden soruyorum. Elif Hanım, çok net söyleyeyim. O eskiden tartışıldığı şekilde artık tartışılmıyor. Buna, bunu çok net söyleyebilirim. Ama başörtüsü veya yaşam tarzı veya giyim tarzı veya kendi ifade tarzı ve aynı zamanda inanç özgürlüğü her zaman kadınların özellikle çok gündeminde. Çünkü kadınlar başörtülü olsun ya da olmasın ama sırf bu tercihlerinden dolayı hala toplum içinde bazen ön yargılarla karşılaşabiliyorlar. Örneğin bir YouTuber, bir genç kız bir video çekiyor ve ondan sonra her iki kesimde ya da işte daha fazla kesimde sayarsınız. Yani toplumun kutuplaştırdığı ama yaşça daha büyük olanlar diyebilirim. Kendi kitlesine ait olmalı, onların bir sembolü olmalıymış gibi bir görev yükleyerek bir toplumsal bağlantı. Ama bu bağlantım bir sorun yaşadı sanırım. Ama bu tamam, eski güzeldi. Tipte o eskiden tartışıldığı şekildeki bir başörtüsü sorunu ya da o tür bir kutuplaştırma aracı değil ama hepimizin tek tek tartışmamız gereken bir kadın hakları meselesi olarak görüyor. Çünkü Türkiye'de artık başörtülü kadınların çalışabilmelerine dair, okuyabilmelerine dair ya da kamu görevlisi olmalarına dair herhangi ciddi bir tartışma söz konusu bile değil. Biz bunu özgürlük olarak görüyoruz. Biz kadınların eğitimden, iş yaşamından dışlanmasına karşıyız. Biz insanlara, genel olarak insanlara inançlarına veya inançsızlığına göre ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Dolayısıyla tartışma artık bir kadın hakları tartışması. Ha şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda başörtüsünü aile baskısından dolayı takmak durumunda olan gençler de var. Sosyal medyada özellikle son dönemde çok görüyoruz. Bu da yine aynı zamanda kadın hakları meselesidir. Gençlerin özgürlüğü meselesidir. Yani aslında yüzden bu bütün bunlar hani artık o kadar hani geride kalmış, işte buna özgürlük alanı o kadar fazla ki bu konuyla ilgili. Dolayısıyla hani ısıtılıp ısıtılıp zaman zaman önümüze çıkıyor çünkü siyasilerin söyleminde, iktidarın söyleminde daha çok bu söylemler yer alıyor tabii. Ben aslında onu sormak istedim, yani gençlerin gündeminde mi diye. Çok az vaktimiz kalmış. Önce hemen size söz hakkı vereyim tek tek. Bu tablodan kim sorumlu diye tabii soralım. Kimden başlayalım? Buyurun, sizle başlayalım Gökçe Hanım, buyurun. Kaldığınız yerden buyurun. Bu tablodan Recep Tayyip Erdoğan sorumlu. Neden? Çünkü anayasada bütün yetkileri kendisine bağladı. Yasamayı etkileyen o, yasamanın yetkilerini alan o, yürütmenin tek hükümdarı kendisi, beyefendi, aynı zamanda yargıçları da atıyor bir siyasi parti genel başkanı olarak, üniversitelerin rektörlerine kadar her şeyi o karar veriyor. O zaman bir başarı sergilendiği zaman ben yaptım diyecek bir insan sorumluluğuna da katlanmalı. Türkiye'de gençler mutsuzsa, umutsuzsa, bu kadar kötü durumdaysa sorumlusu da Cumhurbaşkanı kendisidir. Peki Doğan Bey, hemen size döneyim. Birincisi tabii tablonun sorumlusu kim diyeceğim. İkincisi de önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Erken mi olur, zamanında mı olur seçim sürecinde, ama
farklı ideolojilere sahip partiler bir araya geldi. Zaman zaman onların gençleri bir araya geliyor. Bu birlikteliği de bir değerlendirmenizi istiyorum. Hem de tabii sorumlu kim diye size de soralım. Buyurun. Teşekkür ederim Elif Hanım. Şimdi aslında buna da kategorik cevap vermek lazım. Hı-hı. Şimdi sorumlu kim diyorsak yetkili kime bakacağız? Yani eğer bu işin her yetki bende toplandı diyen biri varsa sorumlu odur. Hatta bir ara ben ekonomiden anlarım, benim uzmanlık alanım ekonomi diyendi. Yani demek ki ekonomiden de o sorumlu. Sağlık benim alanım demedi diye hatırlıyorum. Belki orada Sağlık Bakanı da sorumlu olabilir. Yani bu tabii değişen bir konu ama yetki kimdeyse sorumluluk ondadır. Gerçekten bunu böyle ifade edebilirim. Şimdi diğer konuya gelecek olursak biz Deva Partisi olarak aslında bir ana akım bir partiyiz. Yani özgürlükçü demokratlığı biz aslında ilke edindik. Ve biz sağ ya da sol parti demiyoruz. Çünkü sağ ve sol parti ayrımı da aslında 18. yüzyıl tanımları. Herkes takdir edecektir ki. Tabii 18. yüzyıldan da çok ileri bir süreye doğru geldik. Belki bunu tanımlayın desek tanımlanamaz bir halde bile olabilir. Ben bu şekilde ifade edebilirim ama şunu da çok net söyleyeyim. Yani Türkiye'nin gerçekten gençleri çok farklı yetişiyor. Yani ben her birine çok başarılı olacaklarını ve ülkeyi gerçekten kalkındıracak kişiler varsa onların gençler olacağını düşünüyorum. Ve son dönemde gerçekten bu ülkede en çok ne geldiyse gençlerin başına geldi. Ha bir de son dönemde esnafların başına geldi. Esnaflar ve gençler gerçekten... Helallik istendi onlardan en son. Efendim? Onlardan da en son helallik istendi. Zaten o da çok enteresan bir olay. Yani konu konuyu açıyor belki ama yani devlet helallik istemez ya da bir şeyi haram da etmez. Devlet hesap verir. Yani hesap verilebilir olmayan bir kuruma devlet de denmez. Yani ben orada da ciddi sistem sorunları görüyoruz. Aslında bir önceki konu sistemdi ama bu da onların cevaplarından biri. Ben gerçekten gelecekte ülkenin çok iyi günler göreceğine inanıyorum. Ve buna inanmak istiyorum. Çünkü bu umut bizi aslında bir yerlere getirecek ve bizi birleştirecek. Yeni bir Türkiye hayalinde, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti hayalinde hep birlikte koşturacağız. Bunu görecek insanlar da samimiyeti görecektir. Yani halkın içinde olduğunuz zaman, halkı gezdiğiniz zaman, ona indiğiniz zaman zaten böyle motive oluyorsunuz. Yoksa siyaset gerçekten çok zorlu bir süreç. Hatta Mustafa Bey psikoloji dayanmaz dedi, öyle tanımladı. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Yani buradaki en büyük motivasyonu da halktan alabiliyorsunuz. Halka indiğiniz zaman görüyorsunuz. Belki şu an sorumlular da halka inmedikleri için ya da en son çay fırlatılıyordu yani gördüğüm görsellerde. Yani bu görseller olduğu için gerçekten de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bunu hep beraber aşacağız. Buna inancım tam. Peki Mustafa Bey sizin inancınız nasıl? Şimdi iki gençten biri mutsuz dedik. Gençlerde hem iş gücüne katılma oranı geçen yılla bu yıl arasında giderek azalma var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında tabii oranlar değişiyor sürekli. Kendini mutlu olarak beyan eden gençlerin oranı giderek azalmış durumda. Bir de biraz önce demiştik o göç videoları çok fazla izleniyor. Bir taraftan işte inancını kaybedip gitmek isteyenler var. Mesajla bitirelim yani sizin de böyle bir mesajınız olsun. Artık hani bu söylemlerin etkili değil de mesela farklı ideolojilerdeki işte partiler bir araya geliyor, gençleri bir araya geliyor zaman zaman. Ve bir kuşak ilk kez oy kullanacak. Bu mesajla yani umut dolu bir mesajla bitirelim bayramımızı. Şöyle ben toparlamak istiyorum. Veriler çok önemli. Yani objektif veriler çok önemli. Türkiye'de gençlerin üçte biri istihdamda yer alıyor. Bu rakam çok korkunç bir rakam. Üçte biri de neredeyse işsiz. Geri kalanı eğitimde veya iş aramaktan umudunu kesmiş genç nesil. Bir taraftan bağımlılık rakamları, bunlar matematiksel veriler. Gitgide yükseliyor, her şey ortada. Bu gençler bağımlılıklara neden düşüyorlar? Çünkü işleri yok. Hayat kuramıyorlar. Hayal dahi kuramıyorlar. Dolayısıyla sonuç bağımlılıklar oluyor. Yurt dışına kaçmak isteyen gençleri konuştuk. Yurt dışında işte gündemi Bitcoin olan gençleri konuştuk. Bizde de Bitcoin gündemi var fakat dolandırıcılık hikayesi şeklinde ne geliyor? Yani haksızlık etmeyelim. Bir iki hafta bizim de ülke gündemimizde Bitcoin oldu fakat bir dolandırıcılık vakası. İşte bu şahsın devlet görevlileriyle çekilmiş fotoğrafları vesaire gündeme geldi. Şimdi bu tablonun sorumlusu kim diye sorduğumuzda benim aklıma şu cevap geliyor. Gençlerin bu halde olmasından en az sorumlu olan toplum kesimi gençler. Fakat bu böyle giderse yarın çok daha kötü tabloların sorumlusu yine bu gençlerin içinden çıkacak. Çünkü sistem
iyi insanı öğütüyor. İyi insanı devre dışı bırakıyor. Ve şu anki o karanlık ilişkilerde, o mekanizmanın içerisinde sıyrılıp ön plana çıkan insanları rol model olarak alan ve bunu kendisine yol olarak benimseyen gençleri ilerleyen yaşlarda yetkilendiriyor, güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor ve bizi yönetecek insanlar haline getiriyor. Sistem buna sebep oluyor. Dolayısıyla bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu bu sisteme bir yerde neşter vurmaktır. Bu sistemi değiştirmektir. Sorumlu kim? Sorumlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ta kendisidir. Bu sistemde tek adamda yetkinin toplanmasıdır. Dolayısıyla evet, sorumlu tek adamdır baktığınızda. Fakat kendimize de pay biçecek olursa bizim artık gençler olarak harekete geçmemiz. Bir kere oy kullanım oranlarında dünyada rekor kırmamız. Gidip sandıkta rengimizi belli etmemiz. Çözümü sandıkta aramamız ve bu gidişe dur dememiz gerekiyor. Benim izleyen bütün arkadaşlara çağrım şudur. Yeniden bir istiklal mücadelesi başlatalım gençler olarak. Temiz bir gelecek için bir mücadele başlatalım. Siyasi ayrılıkları zaten, ideolojik ayrılıkları gençlerin yok. Bir üniversitenin kafesine gidin. Şu an belki pandemi sürecinde kapalı ama herhangi bir üniversiteye gidin. Bir kafede bir masaya oturun. Gençlere şöyle bir siyasi görüşlerini sorun, dini inançlarını sorun. Bambaşka görüşlerden, bambaşka etnik kökenlerden, bambaşka inançlardan gençlerin bir arada olduğunu, kaynaştığını, arkadaş olduğunu göreceksiniz. Gençlerin dünyasında böyle sağ, sol, ideoloji gibi kavramlar yok. Gençlerin dünyasında şu an olması gereken şey, biz demokratik, özgür bir Türkiye mi istiyoruz? Yoksa gitgide otokratik, baskıcı bir yönetimle yönetilen çağ dışı bir Türkiye mi istiyoruz? Partilerin de gündeminde ben bunun olacağına inanıyorum. Partilerin de yarın bir gün şekillenecek ittifaklarının buna göre şekilleneceğini, ideolojik ayrımların bir kenara bırakılacağını düşünüyor ve ümit ediyor. Ve bugünün genç siyasetçisi olarak yarının Türkiye'sini böyle inşa etmek istediğimizi söylüyorum. Ve bütün gençlere buradan çağrım, bütün ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp sandıkta bu sistemin değişmesi için oy kullanalım. Ailelerimizi anlatalım, çevremizi anlatalım. Bilinçli gençler olarak Türkiye'nin bu gidişatına hep birlikte dur diyebiliriz ve ancak biz dur diyebiliriz. Ancak gençler dur diyebilir. Teşekkür ederim. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar bayramımız kutlu olsun diyelim. Türk gençliğinin içindeki Atatürk ışığına selam olsun diyoruz. Değerlerden, ilkelerden ayrılmamamız gerektiğini, çıkış yolunun aslında o ilkeler, o değerler, milli değerlerimiz olduğunu, ilkelerimiz olduğunun bir kez daha altını çizerek sizlere teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da tabii 102. yıl dönümü dedik. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun sevgili izleyiciler. Kurtuluşun ilk adımı dedik.